أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. الفصل السادس في موضوع الحركة، وهو المتحرك الذي يتلبس بها. Biz 10. merhalenin 6. faslına geldik. Bu 6. fasılda, 4. fasılda hareket için zikretmiş olduğu unsurlardan 3. unsura geldik. 3. unsur hakkındadır. Biz demiştik ki hareketin olduğu yerde 3 tane, 6 tane unsur şarttır. Dün de işaret etmiştim, yine de işaret ediyoruz. Bir mebdesi olacak, mebde ve muntaha olacak. Bir de mesafe olacak, mevzu olacak, müteharrik olacak ve muharrik olacak. Biz dünkü fasılda, 5. fasılda mebde ile muntaha hakkında konuşmuştuk ve sonuç itibariyle demişti ki hareket için mebde ve muntaha söz konusu olamaz. Yani kendisi için bir noktayı farz edeceğiz ve o nokta kendisi için mebde olmuş olsun. Çünkü hareketin kendisi seyyaldır. Seyyal olduğu için mebde olarak farz ettiğimiz şey sabit olması gerekiyor. Ve sabit olan şey hareket değildir. Aynı şekilde muntaha da öyledir. Dolayısıyla mebde olarak kabul edilmiş olan şey, muntaha olarak kabul edilmiş olan şey hareketten sayılmıyor. Hop. Bugün hareketin mevzuu hakkındadır. Şimdi kendisi her hareketin bir o hareketin üzerinde gerçekleşecek bir mevzu olması gerekir. Çünkü hareketin kendisi bir halettir. Cevher değildir. Kendisi bir halet olduğu için halet de konusuz, mevzusuz olamaz. Dolayısıyla mevzuun bir hareketi olması şarttır. Kendisi burada hareketin konusu için iki tane şey zikrediyor. Sonuç itibariyle diyor ki onun konusu vardır ve konusu madde-i uladır ve birinci ilk madde ve ikinci madde. Birinci maddeyi heyyula-i ula. İlk heyyula olarak kabul ettiğimiz o ilk madde onun konusudur. Ve bu ilk madde de sonuna kadar o hareketle beraberdir. Yani hareket hiçbir zaman bu ilk maddeden ayrılmıyor. Çünkü madde onun konusudur ve hareket de halet olduğu için, arz olduğu için onsuz olamıyor. Dolayısıyla ilk madde dediğimiz o heyyulay-ı ula maddenin mevzuudur. Ve ikinci merhalede de cisim. Cisimde daha önceki derslerde de işaret etmiştik. Demiştik ki ilk madde heyyulan madde-i ula sayılıyor. Ondan sonra o suretlerin taşıyacakları, yani ilk maddeyi fiiliyete geçiren suret ki cisme dönüşüyor, o cisimde, cismin de taşımış olduğu kuvveyi taşıdığından dolayı maddeyi sani olarak biliniyor. Dolayısıyla şey için, hareket için kabul edilmiş olan madde heyyulay ula ile cisimdir.
Ve kendisi burada bu konunun, bu hareketin mevzuu olan konu ki heyuladır. İki tane özellik zikrediyor burada. Birinci özellik, bu mevzu sabittir. Her zaman hareketle beraberdir. Hiçbir zaman hareket ondan ayrılmıyor. Ve ikinci özellik de, bu mevzu her yönüyle ne bil fiildir tamamıyla, ne de her yönüyle bil kuvvettir, bir kuvvedir. Yani ne fiili mahzdir, ne kuvve-i mahzdir. Çünkü kuvve-i mahz olarak aldığımız zaman fıkhtandır, ademdir ve adem olan bir şey mevzu olamıyor. Fiil olarak, fiili mahz olarak olan şeyde de hareket söz konusu değildir. Dolayısıyla bu hareketin, mevzuunun ikinci özelliği bir cihetiyle kendisi bil kuvvedir ve bir cihetiyle de kendisi şeydir, bil fiildir. Mutlak anlamda fiil değildir. Mutlak anlamda fiil olmuş olsa hareket gerçekleşmiyor. Mutlak anlamda kuvve de değildir ki fukdan-ı mahz olmuş olsun. Çünkü fukdan-ı mahzde bir şey hareketlilik söz konusu değildir. Dolayısıyla netice itibariyle bu fasılda şey olan nedir ismi? Hareketin konusu üzerinde duruyor ve söylediğim gibi hareketin konusunu da heyyulay, ulayla ve cisimdir özelliklerini de saydık. Hok. Yur el fasu sadisu fi mevzu'il hareketi ve huve el muteharrikullezi yetelebbesu biha. O mevzu nedir? Kendisi o muteharrik olandır. Ki yetelebbesu biha, on hareketi ne yapıyor kendisi? Onu bir şekilde, onun üzerinde o hareket gerçekleşiyor. İlk önce yine o önceki fasılda hareket için getirdiğimiz tarifi zikrediyor ve o tarif üzerinden kendisi açıklamaya çalışıyor. Kad arafte ennel harekete hurucu şey'i minel kuvveti ilel fiili tedricen. Önceki fasıllarda kendisi kendisinin hareket için getirmiş olduğu tarifi burada dikkate alıyor ve o tarif üzerinden gidiyor. Hop, hareket biz daha önceden de bahsetmiştik. Hurucu şey'i minel kuvveti ilel fiili tedricendir. Ve enne hâzihil kuvvete yecibu en tekûne mehmûleten fi emrin cevheriyyin kâimetin bihi. Tabiaten bu kuvve, çünkü biz burada bir kuvve söz konusudur ve o kuvveden çıkıp fiiliyete dönüşecek. O zaman o kuvveyi taşıyacak bir cevher olması gerekiyor ki kendisi o cevher ile kaimdir. Yani bu kuvve o cevher ile kaimdir. Ve hâzâ lezî bil kuvve kemalun bil kuvveti lil maddeti muttahidun ma'aha. Ve bu nedir diyor ki, ve hâzâ lezî bil kuvveti, o bil kuvve olarak zikredilmiş olan, dikkate almış olan o cevherdeki o bil kuvve olarak farz edilmiş olan şey, kemalun bil kuvveti lil maddeti, madde için bir kemaldir ve muttahidun ma'aha ve kendisi o madde ile muttahittir. Şimdi dikkat edin, bunun kemal, anne kemal diyor, bu kuvvenin kendisi o madde için bir kemal sayılır. Şimdi şöyle düşününüz, bir madde vardır ve o madde gelişmeye müsait değildir. Mesela farz edelim, biz
bir taşı düşününüz. Bu taş gelişmeye müsait değildir. Büyümeye, fiiliye kendisinde bir kuvvet söz konusu değildir ki gelişsin. Bir de düşününüz ki bir madde vardır, kendisi gelişmeye müsaittir. Bu müsaittir kelimesi önemlidir. Gelişmeye müsait olan varlık, o müsaitlik kendisi için kemaldir. Eğer bir varlık, bir madde, bir hakikati düşününüz ki orada gelişme yetisi söz konusu değildir. Gelişme yetisi kendisine söz konusu değilse demek ki kendisi sabit duruyor ve kendisindeki olan eksiklikleri gideremiyor. Kendisindeki eksiklikleri gideremeyecek nitelikte sabit bir şey ise artık onda bir kemal söz konusu değildir. Ama eğer kendisinde bir eksiklik söz konusudur ve o eksikliği giderebilecek, gidermeye müsaitse o müsaitliğin kendisi kuvvedir. Yani o gelişme yetisinin kendisinde olması kendisi için bir kemal sayılıyor. Ve izâ tebeddeletil kuvvetu fiilen, o kuvve, o imkan ki o maddedeki olan o imkan, o yeti, o kuvve fiile dönüştüğü zaman kânel fiilu muttahiden me'el maddeti. Nasıl ki o fiilin imkanı o maddeyle birlikteydi ve maddeyle beraberdi, onun vücuduyla maddenin vücudu bir idi ise aynı şekilde o kuvvet fiiliyete geçtikten sonra da o fiil o maddeyle yine müttehittir ve o kuvvenin yerine geçmiş oluyor. Yani madde değişmiyor. Maddenin kendisi sabit duruyor. Madde ilk önce o fiile, o sonraki kabul edecek hadis, o hadisin imkanını taşıyor ve o hadisinin imkanıyla müttehid idi. Şimdi o imkan fiile dönüşmüş, madde yine kendi yerinde sabittir ama o kuvve fiile dönüşmüştür. Dolayısıyla madde o kuvvenin fiilete dönüşmüş olan o kuvve ki fiile dönüşmüştür, onunla birliktedir. Ve mesela örnek getiriyor. Fe maddetul ma'i meselen havaun bil kuvveti. O madde, şimdi ma ve su düşündüğümüz zaman önceki misallarda da şimdi tekrardır bu. Madde, suyu düşündüğümüz zaman bu sunun kendisi havanın buhar da demesi daha doğrudur. Buharın maddesini taşıyor. Ve bu su buharın maddesiyle beraber buharın imkanını taşıyor. O buharın imkanı suyla birliktedir. Buhara dönüştüğü zaman o ma kendisinin yani şimdi ma bir surettir ve bu suretin de suya dönüşmeden önce kendisi yine maddeydi. O madde suya dönüştü, fiiliyete geçti ve şimdi bu ma yine buhar şeyini imkanını taşıyor, buhar kuvvesini taşıyor. Buradaki madde suyun suretinden şey buhar suretine dönüşüyor. Yani o su sureti burada değişiyor ama maddenin kendisi yine o buharla birlikte devam ediyor. Ve keza el cismul hamidu ulvun bil kuvve. Aynı şekilde bir cisim mesela bir elmayı düşünelim. Kendisi mesela ekşidir. Ama bil kuvve olarak bu elma şeydir, tatlıdır ama tatlı olmaya dönüşmemiştir. Bu kendisi bu hamitlıktan tatlıya dönüştüğü zaman yine o cisim orada kendisi söz konusudur. O yani suretlerin değişmesiyle o madde aradan gitmiyor. Madde
bu suretlerle birlikte devam ediyor. فَاِذَا تَبَدَّلَتِ الْمَاءُ هَوَاءً وَالْحَمُودَةُ حَلَاوَةً كَانَتِ الْمَادَّةُ الَّتِي فِي الْمَاءِ هِيَ الْمُتَلَبِّسَةُ بِالْهَوَائِيَّةِ يَا بِالْبُخَارِيَّةِ وَالْجِسْمُ الْحَامِدُ هُوَ الْمُتَلَبِّسُ بِالْحَلَاوِيَّةِ حَلَاوَةِ. Yine kendisi ne yapmıştır? Suda kendisi hava vardır. O madde, o şeyi suyu taşıyan madde şeye dönüşmüş oluyor, havaya dönüşmüş oluyor. O havayı kendisi hava fiiliyete geçmiş oluyor. Madde de onunla birlikte devam ediyor. Ve aynı şekilde o cisimde, cisim kendisinde bir ekşilik söz konusuydu. Ama sonradan tatlıya dönüşüyor. O eksiklik gitmiştir. Tatlılık orada fiiliyete geçmiştir. Daha önce ekşilik o cisimle beraberdi. Şimdi ise halavet o cisimle beraberdir. Daha önce su o maddeyle beraberdi. Şimdi ise buhar o maddeyle beraberdir. Dolayısıyla o maddenin kendisi devam ediyor. O maddenin üzerindeki olan kuvve fiiliyete dönüşüyor. Farklı farklı suretleri alıyor ise de madde onlarda değişmiyor, sabit olarak devam ediyor. Ve fi kulli hareketin mevzuu. Öyleyse bütün hareketlerde mevzu vardır. Mevzu da sabittir, değişmiyor. Yani ethu el hareketu ve tezri aleyhi. Hareket onun için bir sıfat olmuş oluyor. O mevzu için sıfat olmuş oluyor. Ve tecri aleyhi ve hareket o mevzu üzerinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla demiştim ki hareket erezdir, halettir. Kendisi mevzu olmaksızın hareketin var olması imkansızdır. Sabit bir mevzu söz konusudur. Ve o sabit olan mevzuda o madde-i ula dediğimiz, o heyula dediğimiz şey kendisinde vardır. O kuvveyi taşıyor ve o madde o suretlerle birlikte sonuna kadar devam ediyor. Demek ki o değişiklik, o hareket o madde üzerinde gerçekleşiyor. وَيَجِبُ اَنْ يَكُونَ مَوْضُعُ الْحَرَكَةِ اَمْرًا سَابِتًا. İşte bu mevzuyu ispatladıktan sonra, mevzuyu kabul ettikten sonra mevzunun özelliklerini işaret ettiğimiz o iki tane özelliğe işaret ediyor. Onlardan bir tanesi o mevzunun sabit olmasıdır. Diyor, وَيَجِبُ اَنْ يَكُونَ مَوْضُعُ الْحَرَكَةِ اَمْرًا سَابِتًا تَجْرِي وَتَتَجَدَّدُ عَلَيْهِ الْحَرَكَةُ. O mevzuun kendisi sabittir ve hareket de onun üzerinde cari ve yenileniyor. Ve illa eğer o hareketin mevzuu sabit olmamış olsa kana ma bil kuvveti gayru ma yakhrucu ilel fiili. Eğer sabit olmuş olmamış olsa o bil kuvve şeklinde olmuş olan ve o kuvveden çıkıp fiilete dönüşmüş olan aynı olmayacak. O maddeyle birlikte bir kuvve vardır. O kuvvenin kendisi kuvveden çıkıp fiiliyete dönüşüyor. Eğer orada sabit, o mevzuun kendisi sabit olmamış olsa, o zaman kuvve ile fiil birbirinden ayrı olmuş oluyor. O zaman hareket diye bir şey söz konusu olmaz. فَلَمْ تَتَحَقَّقِ الْحَرَكَةُ الَّتِي هِيَ خُرُوجُ الشَّيْءٍ مِنَ الْقُوَّةِ اِلَى الْفِعْلِ تَدْرِيجًا. Eğer kuvvetle fiil birbirinden ayrı olursa, o zaman o hareket ki خُرُوجُ الشَّيْءٍ مِنَ الْقُوَّةِ اِلَى الْفِعْلِ تَدْرِيجًا'dir. Böyle bir hareket gerçekleşmiyor. Bu birinci mevzuun birinci özelliğidir. Mevzuun ikinci özelliğine de işaret ediyor. Diyor ki ve yecibu en la yekuna mevzu'ul hareketi emren bil fiili min kulli cihetin. Bütün yönleriyle bil fiil şeklinde de olmaması gerekiyor. Çünkü bil fiil
bütün yönleriyle bilfiil olmuş olsa artık orada hareketin gerçekleşmesi söz konusu olmaz. Mesela mücerred olan varlıklarda bazen soruyorlar, diyorlar mücerred olan varlıklar nedir? Diyoruz ki kuvvet taşımayan varlıklar. Ebad-ı telaseye sahip olmayan varlıklara biz mücerred diyoruz. Kuvvet taşımayan varlıklara mücerred diyoruz. Dolayısıyla diyor ki bütün yönüyle bilfiil olmayacak. Çünkü bütün yönleriyle bilfiil olmuş olsa artık kuvve kendisinde söz konusu değildir ve kuvvenin kendisinde söz konusu olmadığı bir yerde hareketin gerçekleşmesi imkansızdır. Dolayısıyla diyor ki yecibu en la yekuna mevzu'ul hareketi emren bil fiili min kulli cihetin kel aklil mücerredi. Mücerred olan akıl gibi. Dikkat edin biz makulat-ı aşri okurken o makulat-ı aşirde demişti ki makulatlar 10 tanedir. Onlardan bir tanesi cevherdir ve 9 tanesi de arazdir. O cevherin altında bir tanesi akıldır, bilfiildir, bilfiildir. Her cihetiyle, her yönüyle bilfiildir demişti. Bir tanesi de nefistir. Nefis bir cihetiyle, yani nefs insanın hakikati, ruhu bir yönüyle kendisi şeydir, yani zati itibarıyla mücerrettir, bilfiildir. Ama fiillerini gerçekleştirme yönüyle bedene ihtiyaç duyuyor demiştik. Yani insandaki nefis mutlak anlamda bilfiil değildir. Akıl mutlak anlamda bilfiildir. Hem zati itibarıyla bilfiildir, hem fiillerini gerçekleştirme cihetiyle kendisi dışında başka birisine muhtaç değildir. Yani beden bir araca muhtaç değildir. Dolayısıyla mutlak anlamda mücerrettir. Ama nefis ise zati itibarıyla mücerret olsa dahi ama kendi fiillerini gerçekleştirme yönüyle kendisi şeye maddeye ihtiyacı vardır. Yani bedene ihtiyacı vardır. Dolayısıyla insanın nefsinde kuvve vardır. Mesela insan bilgi edinebiliyor, bilgisini artırabiliyor. İnsan tahlil edebiliyor. İnsan kendi yorumlarla bilgi kesbedebiliyor. Ama akılda öyle bir şey söz konusu değildir. Çünkü orada ne varsa bilfiildir. Yeti diye bir şey söz konusu değildir. Yeti diye bir şey söz konusu olmadığı için artık kendisi bilgisini artıramıyor. Onun için melekler diyorlar ki nedir? Allahu Teala şeye Adem için şey yaparken o isimleri öğrettikten sonra bu isimleri söyleyin dediği zaman la ilme lena illa ma allamtana. Yani Allahu Teala'nın kendisine bildirmiş olduğu bilgi dışında bilgi söz konusu değildir. Onlar bilgileri kesbedemiyorlar. Onlar için yorum diye bir şey söz konusu değildir. Ama insan nefsi öyle değildir. İnsan nefsi kendisinde bir yeti vardır. Yeti olduğu için bilgisini fazlalaştırabiliyor. Dolayısıyla bu mevzu diyor ki mevzuul hareke kendisi ne olması gerekiyor? Bilfiil her yönüyle bilfiil olmaması lazım. Neden illa harekete illa ma'a kuvvetin ma? Yani bir şekilde bir kuvvet olacak ki, bir imkan olacak ki, bu kuvve yani hamun imkandır. Kuvve olacak ki orada hareket gerçekleşmiş olsun. Ve ma la kuvvete fihi fela harekete lehu. Ve la en yekune bil kuvveti min cemi'il cihati. Her yönüyle şey de olmayacak, kuvve olmayacak. Yani hiç fiiliyeti olmayacak şekilde kuvve-i mehz de olmayacak. Neden? Çünkü diyor ki mesela evet. İzla nerede? İzla vücuda limma huve kezalike. Çünkü her yönüyle kuvve olan bir şey kendisinin için vücut diye bir şey söz konusu değildir.
vücut diye bir şey söz konusu olmadığı zaman kendisinde hareketin gerçekleşmesi de söz konusu değildir. O zaman nedir maddesi bu hareket şeyi ne olacak? Ne mutlak anlamda bilfiil olacak, ne mutlak anlamda bilkuvva olacak. Nasıl olacak? Bel emren bil kuvveti min cihetin ve bilfiili min cihetin. Bir cihetle kuvvedir ve bir cihetle fiildir. Madde-i ula, heyula dediğimiz şey, heyulanın bilfiili heyula oluşudur. Heyula olma cihetiyle bilfiildir. Ve bu heyula olma cihetiyle bir fiildir, mutlak anlamda fiil değildir. Belki bir anlamda da kuvvedir. Kuvve olduğu için kendisinden de şey gerçekleşiyor. O sonra kabul edecek suretlerin, sonra kabul edecek suretleri kabul edebilir yetisine sahiptir. Kel maddetil ula, madde-i ula gibi elleti laha kuvvetül eşya ki bu madde-i ula bütün eşya cismani olan varlıkların tamamına eşit derecededir. Kel maddetil ula elleti laha kuvvetül eşya ve fiiliyetun enneha bil kuvve ve kendisinin bir fiiliyeti de vardır. Yani mutlak anlamda bil kuvve değil de bir fiiliyeti de vardır. Onun fiiliyeti de bil kuvvedir. Bu birinci örnektir. Ve kel cismillezi huve maddetun saniyetun. Cisimde bu hareket için öyleyse hareketin bir mevzuu madde-i uladır. Ne mutlak anlamda fiildir ne mutlak anlamda kuvvedir. Ve cisimde aynı şekilde ki cisimde madde-i saniyedir. Bu cisimde mesela o yukarıdaki örneklerde olduğu gibi toprağın kendisi bir suret almış ama kendisiyle beraber bitki olma yetisini taşıyor. Nutfe olma yetisini taşıyor ve alaka olma yetisini taşıyor. Bu yetileri kendileriyle birlikte taşıyor. Laha kuvvetu suverin nev'iyye. Çünkü bu cisimde şeyin suret o türlerin suretleri söz konusudur. Vel a'radil muhtelifeti hem türlerin suretleri söz konusudur hem de muhtelif a'razların mesela bir elma kırmızı olabilir, yeşil olabilir, yeşillikten kırmızıya geçebiliyor. Bu a'razlarındaki gerçekleşen bir şeydir, harekettir. Yahut da bir cisim farz edelim toprak şeye dönüşebilir, bitkiye dönüşebilir. Her ikisi de şeydir, her ikisi de cevherdir. Ama suretleri değişiyor. Dolayısıyla diyor, laha kuvvetü suretü nev'iyye vel a'razil muhtelife vel fiiliyetil cismiyye ve ba'du suverin nev'iyye. Kendisinde cisimde bu haletler söz konusudur. Ve netice itibariyle hareketin bir mevzuu vardır. Mevzuu ya madde-i uladır ya cisimdir. Madde-i ula bütün eşyalara oranla eşit derecededir. Ve ilk olarak daha önceki filozofların bahsettiği gibi eğer biz anasır-ı erbeyi kabul edersek ilk olarak madde-i ula dört tane unsura dönüşmüştür. Sudur, havadır, ateştir, topraktır. Bunlara dönüşmüştür. Ve diğerleri de hepsi bunlardan meydana geliyor. Dolayısıyla maddetül ula bütün eşyalara oranla eşit derecededir. Ve cisim olduktan sonra madde-i sani oluyor. Madde-i sani de bu madde-i sani de bazen suretlerin kuvvesi vardır. Suretlere dönüşür. Ve bazılarında da e'razların kuvvesi vardır. E'razların kuvvesi e'razlara dönüşüyor. Farklı farklı e'razlara dönüşüyor. Dolayısıyla hareket ya madde üzerinde ki sabittir o madde üzerinde gerçekleşiyor ya cisim üzerinde gerçekleşiyor. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibine tahirin. Evet. Cezakumullahu hayran.